Biz hem seçim güvenliği ile ilgili hem de seçim yasası ile ilgili, yani seçim yasası yönetmelikleri ve genelgeleri ile ilgili bir eğitim vereceğiz müşahit arkadaşlarımızın tamamına. Yine okul sorumlularımız olacak. Okul sorumluları bir veya birden fazla her okulda. Okul sorumlularına da aynı eğitimleri vereceğiz. Burada bunu yapacağız, yani müşahit nedir? Mesela müşahitler açısından müşahit nedir? Nasıl görevleri var? Neye itiraz edebilirler? Seçim aşamasında gün boyu oy kullanırken nasıl hak ve sorumlulukları, yükümlülükleri var? Bunları hangi aşamalarda kullanabilirler? Seçimden sonra o seçim, yani saat 5 itibariyle oy kullanma bittikten sonraki görevi, hakları nelerdir? Bunlara ilişkin genel olarak hukuki eğitimler vereceğiz. Ama pratik, yani hukuki eğitim derken böyle hani büyük büyük yasalardan bahsetmek yerine, öyle çok kafa karışıklığı olmak yerine daha pratik, o gün neyle, hangi, nasıl sorunlara karşılaşabilecekleri, içinden çıkamayacakları sorunlar halinde de derhal avukat arkadaşlarımıza haber verebilecekleri, talepte bulunabilecekleri eğitimler vereceğiz. Müşahit gerçekten çok önemli. Bugüne kadar 7 Haziran'dan sonra yine tekrar vurgulayarak söylüyorum, sandık kurulu üyelerimiz vardı. Resmi sandık kurulu üyeleri olduğu için müşahit çalışmasına ayrıca ihtiyacımız olmuyordu. Dolayısıyla bu dönem her sınıf için, her oy çevresi için, yani sınıflarda kullanıldığı için söylüyorum, İstanbul açısından 40 binden fazla müşahit arkadaşa ihtiyacımız var. Seçim çalışması aslında seçim kararının alındığı günden itibaren başlıyor. Ama arkadaşlarımız şu konuda rahat olabilirler. Yani eğitimleri olacak, o eğitimlere katılmaları gerekecek. O eğitimleri biz zaten vereceğiz. Onunla ilgili gerekli olan materyallerin tamamını sağlayacağız. Ellerini kitapçıkları olarak hazırlayacağız. Ve bunlar pratik bilgileri içerecek. O gün, seçim günü neye ihtiyacı olursa o pratik, o kitapçıkların içinde aradıkları her sorunun cevabını bulabilecekler zaten. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ve seçim bir gün olacak. Yani seçim kararının alındığı günden itibaren sayımların bittiği ana kadar bir seçim süreci var. Ama seçim bir gün olacak. Yani insanlarımız, gençlerimiz, özellikle kadınlarımız, kadın arkadaşlarımız sadece bir gün yorulacaklar aslında. Yani alanlardaki çalışma haricinde. Çünkü bir gün öncesinde o alanlardaki çalışmaların tamamı bitiyor ve seçim bir gün olacak. Lütfen sabah 5'ten sabah evet neredeyse 5'ten itibaren başlayacak. 5'te 6'dan itibaren sandık alanlarında, bulundukları yerlerdeki sandık alanlarına yer alırlarsa ve öncesinde de partiyle iletişime, Yeşil Sol Parti ile iletişime geçerlerse hem müşahit kartları hazırlanacak ilgili arkadaşlarımıza, hem de sabah erken saatlerde görevli oldukları alanlarda da, okullarda da yer alırlarsa, bulunabilirlerse eğer, o zaman sandık kurulu oluşturulması sırasında, sandık kurulu tamamlanmazsa sandık kurulu üyesi de olabilirler. Böyle bir çağrımız olsun.